Arkadaşlar bugün size çok şahane bir tavuk videosu çekeceğim. Emin olun çocuklarınız da misafirleriniz de bu lezzete bayılacak. Dışarıda para vermeye son. Şunu söyleyeyim, 700'ün üzerinde benim videom var. Ben 3 yıldır ortalama her gün video çekiyorum. Bundan sonra 2 günde bir video çekmeye başlayacağım. 2 günde bir video çekeceğim. Herhalde yoruldum. Şimdi önce ne yapacağız? Tavuğumuzdan başlayacağız. Başlarken de bu terbiyeye çok dikkat edin. Bu terbiyeyi bütün tavuklarda, ızgaralarda kullanabilirsiniz. Bir tane gördüğünüz gibi tavuk göğsünüz var. Bunun içinden şu şekilde filetosunu çıkartıyorum. Bu filetoları kullanacağım. Bu tarifi yaparken bu filetoların daha lezzetli, daha yumuşak olacağını söyleyeyim size. Burada kanadımız var. Bana güvenin, kesinlikle mahcup olmazsınız. Hemen terbiyemizi yapmaya başlayalım. Şunlar şurada beklerken. Şimdi geçen takipçi arkadaşlardan biri sormuş. Usta sen soğanı nasıl soyuyorsun? Rendelerken soğanın dağılmaması için ne yapıyorsun diye onu göstereceğim. Soğanımızı şu başına hiç dokunmayacağız. Burası neyi? Kilit yeri. Eğer biz burayı alırsak rendelerken ne olur? Soğanımız dağılır. Soğanımız, yoğurt suyumuz, kesinlikle terbiyelerde kullanmamız gerekiyor. Yoğurdumuzun suyu yoksa ne yapacağız? Yoğurdun kendinden olsun, mutlaka kullanmamız gerekiyor. Zeytinyağımız. Sarımsağımız. Sarımsağımızı, soğanımızı rendeledik. Terbiyelerde olmazsa olmazımız ne? Tavuk da olsa, et de olsa ya soğan suyu olacak mutlak suretle, ya yoğurt suyu olacak ya da domates suyu olacak. Bu üçlüden birini bütün terbiyelerde kullanmamız gerekiyor. Az bir karabiber, kırmızı toz biber, pul biber, baharat tamamen sizin tercihinizde, kimyon. Bunun olmazsa olmazı ne? Olmazsa olmazı köri ve kekik. Yani köri ile kekiği mutlaka kullanacağız. Ondan sonra diğer malzemeler elinizde ne varsa. Şöyle bir alıştıralım. Tuzumuzu da atalım. Arkadaşlar benim size önerim, kesinlikle bu tavuğu, tabi aceleniz yoksa, mutlak surette bir gün dinlendirmeniz. İyi bir sonuç elde edeyim diyorsanız, güzel bir yemeğim olsun diyorsanız, mutlaka bu terbiyenin içerisinde ne yapacaksınız? Bir gün dinlendireceksiniz. Tavuk terbiyemiz hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Diğer işleme geçiyoruz. Benim akşam misafirim geleceği için ben bunu fazla bekletmeyeceğim. 2 saat bekleteceğim. Zeytinyağını bütün terbiyeyi içine çektikten sonra ne yapacağım? Öbür aşamalarını size göstereceğim. Arkadaşlar tavukları 2 saat dinlendirdim. Kesinlikle orijinalini yapacağım ben bugün size. Hemen tuzunu atıyoruz yumurtamıza. Yumurtamız hazır.
Şimdi sıra geldi asıl püf noktasına. Hemen ne yapıyoruz? Kanatlarımızı şöyle bir unluyoruz. Tabi bunun hepsini göstermeyeceğim ben. Hepsini göstermeye kalksa biraz zaman geçer. Yumurtaya. Bu unlamamdaki sebep ne? Yumurtayı tam tutması için. Karetonla. Bu tarif şey sanmayın. İşte tavuğa kızartacak, tavuğa atacak, kızartacak. Bu öyle değil işte arkadaşlar. Bunun iki aşaması olacak. Her tarafını unluyoruz. Yumurtalıyoruz. %100 garantili tarif olacak bu. Lezzet tarifi olacak. Bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle önce bir yağımızın ısınıp ısınmadığını kontrol ediyoruz. Ufak bir parça attım içerisine. Yağımız ısınmış. Çok sıcak da olmayacak. Aşırı çok soğuk da olmayacak. Orta. Hemen ne yapıyoruz? Tavukları dışına atmaya başlıyoruz. Buradan çıkarttıktan sonra fırın yolculuğu başlayacak bunun. Tavuklarımızı şöyle bir çeviriyoruz. Her tarafı kızarsın diye. Tabi yumurtalı olduğundan dolayı yağımız çabuk kökülür. Hemen tavuklarımızı fırlatacağımız tepsiye çıkarıyoruz. Bu işlemi devam ettirerek ne yapıyoruz? Bütün tavuklarımızı kızartıyoruz. Tavuklarımızın hepsini kızarttık. 180 derece fırına atıyorum. Ortalama 180 derece fırında 20 dakika duracak. Arkadaşlar bu nuggetlar limonu sever. Hemen şöyle tabağımıza birkaç tane süsleyelim. Süsleyelim işte öylesine bir limon koyalım. Çocuklarınıza kesinlikle bunu yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle maydanoz bahçesi gibi olsun. Nuggetlarımız hazır. Bunu bana demesin. Bunu tavuk göğsünden de yapabilirsiniz. Pilatodan da yapabilirsiniz.
İncince doğrayıp ama kesinlikle ve kesinlikle terbiyelemeniz gerekiyor. Eğer acilse en azından 1 saat 2 saat bekletin. Acil değilse benim önerim en az bir gün bekletmeniz yönünde. Önce tabii ki kemikli olduğundan dolayı çiğden yaptım. Çiğden yapmamın sebebi suyunun da lezzetinde içinde kalması için. Önce ne yaptım? Yağda kızarttım. Daha sonra fırına attım. Hem yüzünü biraz kuruttum. Hem de için için pişirmiş oldum. Aslında gerçekte orijinal nugget bu. Hemen şöyle tepsimizi alalım. Bunu yiyeceğiniz, yapacağınız eğer olmazsa Ahmet Şef'e yorum yapacağımız. Usta biz yaptık olmadı diyeceğiniz. İnşallah öyle bir şeyle karşılaşmayız. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin biz yapalım. Afiyet olsun.